Benim okuduğum çağdaki Cumhuriyet Bayramı'nı bir kısaca anlattım. Cumhuriyet'i halk nasıl karşılıyor? Ben İstanbullu Bakırköylüyüm. Yani 5 yaşına geldiğim zaman Bakırköy'deydim. Ankara'da doğdum. Çengelköy'e gittik, oradan Bakırköy'e geldik. Şimdi bütün Bakırköy ışıkla donatılırdı. Herkesin evi. Orada hiç zengin yoktu. Bayraklar indirilirdi bütün evlerden. Defne dallarından, ağaçlarla, işte kışlık solmamış dallarla evler süslenirdi. Çok temiz giyinilirdi. Okullarda o Cumhuriyet Bayramı için çok güzel hazırlık yapılırdı. Ve işte belli bir yerde halk yürüyüş yapardı. Çok güzel konuşmalar olurdu. Daha ileriki yıllarda Bakırköy'de görmedimdi. Var mıydı, yok muydu? Bir iddiada bulunamam. Ama Ankara'ya geldim. Demek ki 42 yılında Ulus Meydanı'nda Büyük Atatürk o zafer şeyinin heykelinin dibinde halk kürsüsü yazan bir kürsü gördüm. Bu Cumhuriyet bayramlarında kurulurmuş. Halk da oraya çıkar istediğini söylermiş. Ben yalnız acaba ben hayal mi görüyorum derken birçok anıda herkesin kendi bu gençliğinde bu halk kürsülerinden bahsettiğini gördüm. O dönemde sol yayınlar da vardı, sağ yayınlar da vardı. İşte dinin yasaklandığı söyleniyor, söz konusu bile değil. Yani bunu söylemek dince de çok büyük bir ayıptır, ya da günahtır da. Çünkü böyle bir şey yok.